İyi ki vermiş Salim şu yedek anahtarı. Ah Şükran, ah. Aklın nerede senin? Şükran teyze. Ah. Zehra, telefonumu ben burada mı unutmuşum kızım? Bilmiyorum, bakarız ama... Kızım, neyin var senin, ne oldu? Şükran teyze, bana hiçbir şey sorma. Ne olur, hiçbir şey. Olur mu öyle şey kızım? Sen bu halde olacaksın, ben de sana hiçbir şey sormayacağım, öyle mi? Olmaz öyle şey. Hadi bakalım. Şimdi en başından bana her şeyi anlatıyorsun. Ama her şeyi. Salim Bey, lütfen beni dinler misiniz? Lütfen. Çok fazla zamanınızı almayacağım. Bana ne söyleseniz, ne kadar kızsanız haklısınız. Ama inanın, benim kötü hiçbir niyetim yoktu. Ben kardeşimin hayatı için girdim. Aynı şekilde kızınız da sizin için o anlaşmayı kabul etti. Başta bu birliktelik zorunluydu. Sevdiklerimizin hayatı için. Ama sonra her şey değişti. Ne olursunuz inanın bana. En başta nasılsa duygularımız değiştikten sonra da kimseyi utandıracak bir şey geçmedi aramızda. Asla. Eğer şimdi izin verirseniz biz bir aile olacağız. Ya da Salim Bey, bir şey söylemeyecek misiniz? Sen de onu öyle görünce üzüldün tabii. Gitmiş aç susuz orada bekliyor. Vicdanı olan herkes etkilenir. Anlaşma da olsa neticede aylarca aynı evde yaşadınız. Hani acaba diyorum, iş biraz anlaşmayı geçti mi? Bak güzel kızım, bu gönül işleri şakaya gelmez. Şayet böyle bir şey varsa sakın ola içine atma. Senin ne kadar özverili, hassas olduğunu biliyorum. Böyle bir yükü tek başına taşıyamazsın. Şükran teyze, ne olur babam hiçbir şey bilmesin. Yani o olanlara üzüldüm. Güzel kızım, iyi diyorsun, hoş diyorsun ama bu meseleler konuşmadan etmeden olmaz ki. Babam benim yüzümden zaten çok hırpalandı Şükran teyze. Ben onun üzülmesine dayanamam. Orada dur bakalım. Hiç öyle düşünme. Senin sayende babanın hayatı kurtuldu kızım. Eğer sen... Babam
galiba. Niye bu kadar erken geldi ki? Hoş geldin baba. Hoş geldin Salim. Hoş bulduk abla. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Babacığım çay içer misin? Yok kızım. Önce yemek yiyelim sonra. Tamam. Ben hemen yemekleri ısıtayım o zaman. Yakar bizi.
Bir şekilde ikna edeceğim. Mutlaka edeceğim. Erken mi kalktın kızım? Ya hay Allah. Ya kırıldı tabak. Takım bozuldu. Dikkat et kızım. Olsun, canı sağ olsun. Ya ben bu sakarlıkla mutfakta tabak bırakmayacağım. Ne demişler? Cana geleceğine mala gelsin. Şunları toplayayım da kahvaltını hemen hazırlayayım baba. Acele etme kızım. Elini keseceksin. Bir şey olmaz. Kahvaltıda menemen ister misin? Ne yapayım mı? Yok, istemem kızım. Bir şeyler atıştırıp çıkacağım, işim var biraz. Çay da demlendi. Sen otur, ben hazır olunca seni çağırayım. Ömer abi. Hayırdır? Günaydın. Günaydın abi. Kusura bakma ya, seni burada böyle birden görünce şaşırdım. Ben Salim Bey'le görüşmeye geldim. Tamam, gel içeride bekle o zaman. Hem bir şeyler aldım, kahvaltı falan yaparız ya. Hadi gel. Aa, yok iyi. Burada bekleyeyim ben. Koray. Geç hadi sen. Tamam abi, görüşürüz. Günaydın usta. Ne konuşuyorsunuz orada? Ömer abi, usta seni görmeye gelmişti.
Nereden tanıyorsun bu adamı? İşin içinde sen de mi varsın yoksa? Hangi işi? Nereden tanıyorsun bu adamı? Tanıyorum. Usta, sonuçta Yasemin'in hayatını kurtardı. Nasıl? Yasemin'in hayatını mı kurtardı? Usta, sen bilmiyor muydun? Yasemin, Ömer abi sayesinde kurtuldu. Yani olmasaydı, kim bilir belki de Yasemin... Yasemin ölmüş olacaktı usta. Usta, senin gerçekten haberin yok mu? Usta. Sen işine bak hadi. Yaşar Usta'ya gidecek malzemeyi kapıya bıraktım. Bir ara götürürsün. Peki usta, götürürüm. Götürürüm de... Ya usta... Ömer abi kaç saattir orada güneşte sıcakta bekliyor. Sen kararlı mısın gerçekten? İşine bak sen hadi. Usta bak saatlerdir bekliyor. En azından bir su falan bir şey götüreyim. Susamışsındır. Teşekkürler Koray. Rica ederim. Afiyet olsun abi. Bir bardak daha getireyim mi? Yok yok gerek yok. Abi burada saatlerdir ayakta dikiliyorsun. Ya abi ben ustamla konuştum ama bana doğru düzgün bir şey anlatmadı. Özel bir konu. Belki daha sonra anlatırım ha. Peki. Benim bir işim vardı abi. Gitmem gerekiyor. Tamam. Bak sen işine. Kolay gelsin. Sağ ol. Görüşürüz.
Koray. Şükran teyze. Hayırdır oğlum, nereye? Yaşar Usta'ya gidiyorum Şükran teyze. Malzeme götürüyorum. Sen nereye? Atölyeye. Salim, atölyede mi? Atölyede, atölyede. De. Ne oldu oğlum, ne var? Yok bir şey Şükran teyze ya. Gidince göreceksin zaten. Bir şey mi dedin Koray? Ben de bir 5 dakika sonra atölyeye gelirim Şükran teyze. Tamam oğlum. Hadi işin rast gitsin. Sağ ol. Salim, lafı hiç dolandırmayacağım. Buraya niye geldiğimi sen de biliyorsun. Abla. O çocuğu daha burada ne kadar bekleteceksin Salim? Abla ben bekletmiyorum ki. Kendi kararı. Hem benim onunla konuşacak bir şeyim yok. Son sözümü söyledim. Hayır efendim. Sizin konuşacak çok sözleriniz var daha. Abla ben bu adamla ne konuşayım? Olanları biliyorsun. Sattım dükkanı, verdim parasını, oldu bitti. Mesele kapandı. Salim, paradan, puldan, işten, güçten çok daha kıymetli şeyler olduğunu hem sen hem ben çok iyi biliyoruz. Onlar genç. Ne demek istiyorsun abla? Yazgı diyorum Salim, kader diyorum. Dön de bir bak şu genç adama. Malı mülkü yerinde, koskoca holding sahibi. Günlerdir kapı önünde niye bekliyor acaba? Senin parayla kapattığını sandığın hesap yüzünden değil herhalde. Bu dükkanın tamamını almak için gece gündüz çalış, sonra sat. Orası da ayrı muamma ama hadi neyse. Abla. Salim, bana abla abla deyip durma lütfen. Zehra'yı düşün. Kızını. Seni üzmemek, kırmamak, yanlış bir şey yapmamak için parçalandı yavrum. Hadi yavrucağın sesi çıkmıyor ama senin gözlerin kör mü Salim? Zehra. Kızım alışveriş için para bırakayım mı? Zehra. Bir şey mi istedin babacığım? Erken mi kalktın kızım? Ya yok. Ya kırıldı tabak. Takım bozuldu. Dikkat et kızım. Olsun, canı sağ olsun. Ya ben bu sakarlıkla mutfakta tabak bırakmayacağım. Zehra'nın ne kadar fedakar olduğunu bilirsin. O genç de öyle. Zehra senin için, o genç de kardeşi için hiç düşünmeden hayatlarını ortaya koymuşlar. Gel gör ki kader ağlarını her ikisi içinde düşündüklerinden çok değişik örmüş. Onlar genç Salim, genç. Hala anlamıyor musun? Hadi kır şu kör inadını da git konuş çocukla. Allah'ım. Benim yarına yetiştirmem gereken işler var. Tamam Salim. Ben de gidiyorum zaten. Ama sana son bir şey söyleyeceğim. Benim tanıdığım Salim dürüsttür, merhametlidir. Hak yemez. Yapma Salim. Yazıktır. Sen bir daha düşün. Bak bu çocukların kaderi senin iki dudağının arasında. Hadi sağlıcakla kal.
evde kalmana gerek yok. Artık bitti. O evin bulunduğu semtten bile geçmeyeceksin. O aileden kimseyle görüşmeyeceksin. O çocukla da hemen boşanacaksın. Anlamadım. Siz konuşana kadar buradan ayrılmayacağım. Usta, sonuçta Yasemin'in hayatını kurtardı. Benim tanıdığım Salim dürüsttür, merhametlidir. Hak yemez. Yapma Salim, yazıktır. Sen bir daha düşün. Bak, bu çocukların kaderi senin iki dudağın arasında. Hadi, sağlıcakla kal. Siz konuşmaya gel dedim. Anlamadım. Ne anladın, ne anlamadın bilmiyorum ama bu meseleyi fazla uzatma delikanlı. Şimdi git buradan. Salim Bey, eğer sizin için bir sakıncası yoksa benimle konuşana kadar burada bekleyeceğim. Bekleme. Şimdi git buradan. Akşama da adabınla, erkanınla gel, Zehra'yı iste. Ne? Ne dediniz?